aşağıyı. Sovyet Azerbaycanı ile İran Azerbaycan arasındaki serhat buradan başlanır. Bu kadim köprüler uzak zamanların yadigarıdır. Şimdi iki sahili birbirinden ayıran bu köprüler bir vakit var idi ki onları birleştirirdi. Araz, bu söz ne kadar aziz ve kederlidir. Her bir halkın bu cür sözleri vardır. Tarihin vereklerine yazılmış böyle sözler öten günlerden kadar verirler. Araz, Azerbaycan'ı ikiye ayıran çay, halkın büyük bir kısmını yadlar elinde koydun. Eller aşıklar seni, gözyaşı deyip çağırırlar. Köşkü babadan araza bakar, arazın suyu gözlerden akar. Sahilleri birbirinden ayıran mesafe o kadar azdır ki, çayın o tayında neler olduğunu bu taraftan görmek olur. Bu arazın o tayıdır. Savalan Dağı. Halkın geçmişi, ülkenin efsaneleri, yiğitlerin mertliği bu dağın adıyla bağlıdır. Vatanımızı Arap gaspçılarından koruyan kahraman Babek'in yarattığı meşhur Baz Kalesi de buradadır. Şimdi burada her şey kadim zamanları hatırladır. Şimdi de köşerlerin sürüleri Savalan Dağı'nın eteklerinde otlayır. Köçeri şah sevenler her il Muğan düzlerinden buraya akışıp yaylaklarda öz çadırlarını kururlar. Babalardan kalma hayat tarzı. Köhne kaydalar, köhne usullar. Torpaq çok cahangirler görmüştür. Lakin cahangirler gelip gitmiş, Azerbaycan halkı ise öz dilini, adet ve enenelerini, büyük medeniyet abidelerini hepsederek yaşamıştır. Cahangirlere kanın kesilen kahramanların şekillerini ise halkımız öz eliyle kayalara hak etmiştir. Kadim yollardan çoklu kervanlar geçmiştir. Şimdi de kervanlar bu yollardan geçerek dincelmek için gölün etrafında çadır kurur, onun isti sularından kuvvet alırlar. Bu sular yorgun yolcuların hemişe fenahı olmuştur. Şehirlerine giden bu muasir şose yolları, bu otomobil çok garibe görünürler. Haftara çeltik zemileri. Burada torpağı seven, onun için alın teri akıdan zahmetkeş bir halk yaşıyor. Lakin bu torpağ onu becerenlerin ve besleyenlerin değildir. Her babındır. O, bu torpağda işleyenler için amansız kaydalar ve kanunlar koymuştur. Kentliler dilenci bir kömür sürürler. Ülke zengin, halk ise fakir ve avamdır. Yalnız Erdebil'de değil, her tarafta. Ülkenin her yerinde taklı bu cür iktidayı dövden kalma bir usulüyle dövdüler. Kentliler bol mahsul toplayırlar. Lakin mahsulun çoğu kentlinin değil, erbabındır. Tabiat Azerbaycan torpağından hiçbir şey esirgememiştir. Bu torpağda dügü ve takıl zemilerinden başka,
geniş tütün ve çay tarlaları vardır. Bağlarda bol meyve yetişir. Lakin kentliler məhsulu yıldıqdan sonra yenə də bir parça çörək qazanmaq üçün şəhərə getməyə məcbur olurlar. Bu kişmiş kağanalarında bütün iş əl ilə görülür. Kişmişi damlarda qızğın gündə qurdurlar. Kim işdən qovulmaq istəmirsə, dolu kisələri bu ənsiz nərdivanlarla cəl yuxarı çıxarmalıdır. Tez ol, tez! Yoksa sabah aç kalarsın. Onlar ayağı yalın, seherden akşama kadar işleyirler. Böyle karxanalarda insan en ucuz bir maşındır. Bitirmiş insanların təşkil etdiyi bu konveyer, mexanikləşdirilmiş konveyerdən daha ucuz başa gəlir. Bu karxanada işləyənlər ancaq uşaqlardır. Bu uşaqlar istirahat etmədən gündə 14 saat işləyirlər. Yorucu bir ahəng ilə işləməyə məcburdurlar. Duz mədənlərində iş daha ağırdır. Burada ayaq yalın, duzlu su içində işləyənlər həmin Ərdəbil, Sarab və Urmu kəndliləridir. Duz karvanları Təbrizə yola düşür. Təbriz Azərbaycan və İranın tarixində böyük rol oynamış qədim bir şəhər. Burada varlı və dəbdəbəli həyatla, yoxsul və dilənçilik həmişə birgə yaşamışdır. Dar küçələr, alçaq sualı damlar, palçıq divarlar, izdihamlı bazarlar Təbrizin xarici mənzərəsini təşkil edirlər. Lakin bu şəhər öz şairləri, memarları, rəssamları və musiqi ustaları ilə məşhur olmuşdur. Qədimdə şairlər Təbrizin gözəllik və əzəmətini tərənnüm etmişlər. İndi isə Təbriz ancaq bir əyalət şəhridir. Ölkənin adi şəhərlərindən biri. İran Azərbaycanını həmişə dilənçi və məhkum görmək, onun varını, sərvətini qarət edib Tehrana daşımaq istəyənlərə də belə işıqdan məhrum, uçuq sökük bir Təbriz lazımdır. Miskin və dilənçi halına salınmış Təbrizə bax. Ile işleyen bu eller, meşhur Təbriz xallarını toxuyan ellerdir.
yalnız Tebriz kalçalarıyla meşhur değildir. Tükenmez bir istidat sahibi olan Azerbaycan halkı, ince senetin başka sahelerinde de ölmez eserler yaratmıştır. Bunlardan en mühimi kadim mimarlık abideleridir. Tebriz'deki Erk Kalesi. Göylere ucalan bu mağrur kale, halkımızın azatlık ve istiklaliyet uğrunda mübarizesinin bir remzidir. Üç gümbez məbədi. Təxminən 1 il bundan qabaq, bura ateşperestlerin məbədgahıydı. Lakin Azerbaycan'da daha qədim abideler vardır. Azerbaycanlılar dünyanın en qədim halklarından biridir. Qədim Urmu şəhərində məşhur saatlı mekid. Öz güzelliğini itirmemiştir. Onu bezleyen nakışlar yüksek senet numunasıdır. Dersiz ki biz bu nakışların elvan boyalarını görebilmeyiz. Onlar hele de solmamıştır. Bu abideni diken ustanın adı Kerbalay Necati'dir. Durmuda başka bir güzel abide de vardır, Cüme Mescid. Mescidin mihrabındaki ziynet insanı heyran edir. Onun butalı nakışları son derece ince ve zarifdir. Bunlar bile böyük bir ustalık işlenmiştir. Bu güzel sənət əsərinin müəllifi Təbrizli nəqqaş Şərəf Şahidir. Qədim Ərdəbil şəhəri. Məşhur Şeyx Səfi məqbərəsi. Bu məqbərənin gündəzi üstündə Şah İsmail Xətayinin qılıncıları sancılmıştır. Onlar Xətayinin qazandığı qələbələrin rəmzidir. O, İran və Azərbaycan feodallarını birləşdirdi. Xətəvilər dövlətini qurdu, Türkiyə ilə müharibələr apardı, 15 yaşındaykən Azərbaycanın və İranın şahı oldu. Onun dövründə bir çox mühüm fərmanlar birinci dəfə Azərbaycan dilində yazdı. Şah İsmail Xətayi yalnız məşhur sərkərdə və dövlət xadimi deyil, eyni zamanda Azerbaycan elinin görkemli bir şairi ve öz dövrünün en meşhur söz ustalarından biri olmuştur. Kadim kitablara ziynet veren nakkaşın güzel senesine nezer getirin ve kıymet verin. Şairlerin yaratıcılığı kalça ustalarına da ilham verirdi. Onlar dastanların mezmununa müvafık yeni boyalar, tefeyler ve şebekeler yaratmışlar. Azerbaycan şairi Nizami'nin Fısro ve Şiirin dastanından bir şekil. Firdosi'nin Şehnamesinden bir şekil. Bu büyük sənət eserlerini yaradan Azerbaycan halkı, yeri geldiği de onları müdafiye etmeyi de başarırdı. Azerbaycan halkı öz dilini, medeniyetini, ölkəsini həmişə göz bebeği kimi korumuşdur. Eğer tarih, halkın mübarizəsi ve onun kahramanları hakkında bu qədim divarlara həqiqəti yazmak istəsəydi, o zaman biz bu sözleri oxuyardık. İl Rus İnqilabı İrandakı hadiselere tekan verdi. İranda İnqilabı Hərəkatın rəhbəri Halk Qəhrəmanı Səttarxan, onun silahdaşı Bağırxan, daha sonra Şeyh Məmməd Xiyabanı halkın azadlık ve demokrasiya uğrunda partiyi mübarizəyə başladı. Mücahid ve fədailər qalib gəldilər. Gördüyünüz bu səngərlər Səttarxan mücahidlərinin Təbriz küçələrində tikdikləri səngərlərdən biridir. Xaricdən kömək alan irticaya karşı 6 il mübarizə etdi. İrtica bu müqaviməti sındırdı. Lakin halk məğlub olmadı. Səttarxan bayrağı o gündən milli azadlık ve istiqlaliyyət uğrunda vuruşanların elinde yere düşmedi. Alman faşizmi ile qanlı vuruşmalar şiddetlendiği günlerde, bütün dünyada ezilen milletler arasında azadlık hərəkatı gücləndiyi bir zamanda bu bayrağı yeniden yükseldi. İran-Azərbaycanı kaldığı yaxşı bilirdi ki, azadlık elde etmək için yekane yol
amansız mübarize ve silahlı isyan yoludur. Odur ki bütün kentlerde fedai destekleri teşkil olundu. 1945'in Ağustos'unda ülkenin her tarafında miting ve nümayişler başlandı. Demokrat Fırkası'nın görkemli kadimlerinden biri, Ateşin Nafik, Azad Vatan, yorulmadan kentli buncağlarında danışırdı. Halk harekatına Demokrat Fırkası rehberlik edildi. Demokrat Fırkası'na pişeleri başlığı verildi. Demokrat Fırkası, 1945. yıl sentyabr ayının 2'sinde bir beyanname neşrederek bütün halkı azatlık ve milli zülaliyet uğrunda mübarizeye davet etti. Fedailer mübarizeye başladı. Elimizde vuruşmalar zamanı çekilmiş kino senetleri yoktur. Lakin bu vuruşmalarda iştirak eden ve öz halkı için galebe kazanan insanlar bunlardır. Halk kahramanları unutulmaz insanlar. Mehmet Agahi, İran ordusu zabiti, seyyaretçi, onun simasını yadınızda saklayın. O mübarizenin ilk günlerinde Tehran'dan uçup Tebriz'e geldi ve fedailere koşuldu. Kocaman fedailer gençlerle yanaşı durdular. Sefsarhan'ın silahlaşı Gulam Ali de onlarladır. Şimdi burada herbi təlim keçirilir. Ordu hazırlaşır. Bunlar dünene kadar hukuksuz yaşayan, əzilən, Erdebil, Serap, Urmiye kentleridir. Onlar herbi kaydaları hele yaxşı mənimsememişler. Bir çoxları hatta tüfeng tutmağı da yaxşı bilmirlər. Lakin tüfeng tutmağı bilmeyen bu kahramanlar, əskerlik vəzifelerini namus ve şərəflə yerine getirdiler. Burada da hərbi təlim gelir. Bura, adı dillərə düşmüş Qulam Yahyanın qərargahıdır. Qulam Yahya, onun adı çekiləndə düşmənin canına vəllərə düşür. Qulam Yahya kimi bir çox yiğitlərin rəhbərliyi altında vuruşan fədailər, her yerde galip geldiler. Erdebil etrafında, Serab'da, Miyana tarafında. Bu vuruşan fedailer muharebe senetini hele bilmediler. Atlılar piyadalara karışır, piyadalar atlılara. Lakin onlar büyük gazap ve şövk ile düşmene hücum edildiler. Her yerde olduğu kimi, Tebriz etrafında da belə kızgın vuruşlar gedir. Dekabrın 13'ünde, akşam saat 8:30'da Tehran hükümetinin Tebriz garnizonu teslim oldu. 3. İran Diviziyası'nın komandiri General Rəxşanı, Tebriz garnizonunun teslim şartlarına qol çekti. Hükümet değişti. Yeni Azerbaycan Milli Hükümeti yarandı. İlk günden başlayarak her yerde Fars dili, Doğma Azerbaycan diliyle əvəz edildi. 1945. yıl dekabrın 20'sinde Milli Hükümet'in birinci fermanı imzalandı. Bu ferman Azerbaycan'da Azerbaycan dilinin təsdiq edilmesi hakkındaydı. Nihayet halk öz ana dilinde danışmak hukukunu kazandı. Nihayet gazeteler ana dilinde çap edildi. Milli Hükümet başçılarının şekilleri onların sayfalarını bəzədi. Yeni Milli Hükümet'in birinci iclası. Hükümet başçılığına pişeleri seçildi. O öz demokratik əqidəsinə görə ömrünün 12 ilini Rıza Şahın zindanlarında keçirmişdir. Daxili İşlər Vəziri Doktor Cavid, Toprak Vəziri Doktor Mehtar, Marif Vəziri Şair Biriyə, Halk Qoşunları Vəziri Kaliyan ve Baş Vəzirin Mavini Doktor Cihan Şahlı. Hükümetin birinci tədbiri milli ordu yaratma oldu. Könülleri say günden güne artırdı. Azad edilmiş halk kazandığı hüquq ve istiqlaliyyeti korumak için silah götürmeye tələsirdi. Müzik
buraya akışıp gelenler, son vuruşmalarda silah almak hukukunu kazanmış dövüşçülerdir. Onlar için bu silah mükeddes ve azizdir. İrtica bu silahlardan halk ile mübarizede istifade etme isteyirdi. İndi ise bu silahlar azatlığı, demokrasiyanı ve doğma torpağı koruyan adamların elindedir. Esirlerden beri devam eden hecreti bu sözle ifade edilir. Torpak şeylenir. Bu ne kadar ferahli. Şimdi bahardır. Torpak insanı gözlüyor. Ağaçlar artık şeylenmiştir. 1946 yılın aprel ayında Tebriz'de kentler kurultaya çağrıldı. Ülkenin her tarafından nümayendeler geldi. Kurultayda belə dedi. Aziz kardeşler, firkəmizin rəhbərliyi altında xalisə yerlərini və xalq düşmənlərinin yerlərini kəndlilərin arasında təqsim edib, onların əlinə silah verərək aldığınız torpaq və azadlıqdan müdafiə etməlisiniz dedi. İndi sizin boynunuzda böyük vəzifə durur. O aldığınız torpaqları saxlamaq və aldığınız azadlıqdan müdafiə etmək. İndi bütün İran kəndliləri, Azərbaycan kəndlilərinin aldığı torpaqdan ilham alıb, ayağa qalxmış, təkən yemişdir. Mütəcəyilər bu hərəkətdən qəzəblənib və o azadlığı boğma əsrində İranda böyük mübarizə başlamışdır. Azərbaycan kəndlisi bu mübarizənin pişahəngi olub qabağda gedəni olacaq. Yaşasın Azərbaycan kəndlisinin azadlıq yolunda apardığı mübarizə. Torpaq, o mənimdir, onu mən özüm üçün becərirəm, deyə bilmək nə böyük səadətdir. Kəndlilər yer ölçənləri gözləməyib, torpağı bölməyə başladılar. Onlar torpağı adi kəndirlə ölçüb bölürlər. Üç qataraq herkəsə öz payını verirlər. Bu sadə insanların xoşbaxt olması üçün çoxları öz canlarını qurban verdilər. Onlar bugün doğrudan da xoşbaxtdırlar. Lakin öz payını daş ilə ayıran bu sadə insanlar bilmirdilər ki, daxili və xarici irtica, qəzəb kinli gözlərini onlara zilləmişdir. İrticaçılar bu savadsız imzaların böyük siyasi mənasını çox yaxşı başa düşürdülər. Öz torpağım, bu söz ne kadar aziz ve doğmadır. Hatta kocalar bile papağlarını cavanlar kimi koyarak hevesle işleyirler. Bu ferahli günler bütün kentlilerin bayramıydı. Her il Mart ayının 22'si bayram edilir. Bahar bayramı.
Lakin esirler boyu birinci defadır ki halk öz vefenin yeni hayata girdiğini bayram eder. Koy bu bayram seherini şaire gülgün başlasın. Şairler ve sanatkarlar ülkesinde böyle bayramı şehir ile başlayarlar. Koy aşık Hüseyin öz güzel koşmalarını okusun. Milli hükümet başçıları aman gün kaldı ve köşürür. Bugün herkes buraya gelip öz rehberlerini tebrik edebilir. Herkes hükümet başçısı kişilerinin elini sıkabilir. Sıfra açıldır. Bayram sıfrası. Ama bu sıfranın konağıdır. Bu el adetidir. Konağların içerisindedir. Şair Biriya öz şiirini okuyor. Ben diren yurdumuza kez bakanlar yok olsun, böhtan deyip adımıza şer yapanlar yok olsun, halkımızın icitliği düşsün dilden dillere, emelleri yadigar tek kalsın ilden illere. Ben diren Azerbaycan kahramanlar yurdudur, şücaatli Sattarkanlar, Tarkanlar yurdudur. Göç Gazar şahlarını yola salmış bu diyar, onun her bir karşında ecdadımın hakkı var. Tebriz küçeleri böyle büyük halk birliğinin şahidi olur. Bu koca partizan uzun illerden beri birinci defadır ki özünü bu kadar cevap hissedir. Birinci defadır ki geniş Sattarkan kıyabanı halkın bayramı şenliği için darsallı edir. Geçmişte bu kıyaban Pehlevi kıyabanı adlanırdı. Milli hükümet kurulan kimi halk ona Sattarkan'ın adını verdi. Bugün Tebriz Filarmoniyası açılmıştır. Mezarım var güzel Tebriz, rehberi anılmasın. Mezarım var güzel Tebriz, rehberi anılmasın. Senin sözün meh Kemal'ın, benim yazdığın Kemal'ın. Bana güfle o evvelin, lefer ver yanılmasın. Lefer ver yanılmasın. Çetinlik ve mahrumiyetlerden keçirerek
bu elsiz güne getirip çıkarmıştır. Hemen gün biz çokları teltif edildi. Orta veziri Doktor Mehtar, Prokuror Fridun İbrahim'i, Çeşmazer, Cihan Şahlı, Şabistleri ve Cavit. Ulu Ordu 1946. yılın baharında İran torpağlarını terk etti. Kızıl Ordu İran'a muharebe zamanı müddeti koşullarıyla birlikte dahil olmuş, komşu İran'ın serhatlarını tecavüzden korumuştur. Azerbaycanlıların el adetidir. Dostunu yola salarken yüzüne gün doğsun diye. Düşmenin dalınca kara taş atar. Dostun yoluna sen susun. Azerbaycan'ın halkı, beşeriyeti taşın belasından klas eden Kızıl Ordu'nu en samimi bir dost, en mehriban bir konak kimi yola salır. Adi iş günleri başladı. Bu günler azad olmuş halkın çoktan arzuladığı emek bayramı günleriydi. Herkes öz Tebriz'ini güzel, abad görme yarısıyla çalışırdı. Köşelerin taşla döşenmesi, kıyabanların asfalt edilmesi için bütün şehir ahalisi çalışır. Bir müddet içerisinde taş kıyabanlar asfalt ile örtüldü. Bu yollar bütün ülkenin kadem koyduğu ve süratle ilerlediği yeni yolun remzidir. Aşıklar İran-Azerbaycan'ın şehirlerinde yanmaya başlayan elektrik ışığına söz koşuldular. İlk aylarda Sarab, Salmas, Miyana ve birçok başka şehirlerde elektrik istasyonları işe salındı. Peşmine mağut fabrikası işlenir. Tebriz'den kaçan sahipkarlar onu dağıtmıştılar. Onu işe salmak için aylar lazımdı. Bölgede ise şahtalı kış günleri başlamıştı. Ordunu giyindirmek lazımdı. Azad emeğin güzel kanunu vardır. Bir neçə ayda görüləcək işi bir həftədə və bir neçə gündə də görmək olar. 8 saat ərzində rəzgahlar işə salındı. Ordu mahud almağa başladı. Vətənpərvər kadınlar Tohucu fabrikasında işləməyə gəlmişlər. Bunların bəziləri hələ çadralarını atmamışlar. Bu tohucu fabrikası yenicə tikilmişdir. Bu il içərisində baş verən bütün hadisələr, görülən bütün işlər xalqın hayatında tam bir yenilik idi. Bunların 8 ay içerisinde bildiğini düşünürken, insan inanmak istenir. Yeni hastahanalar açılmıştı. İlk defaydı ki, hastahana tab nümayendelerini, bu sade insanları kabul edip ve onlara şefkat gösterirdi. İlk nöbede yaralı dövüşçülere, kahraman fedailere hizmet edilir.
Azerbaycanlı kadın öz ana dilinde tahsil almak için ilk defadır ki mektebe gelmiştir. Geçmişte o bunu ağlına bile getirebilmezdi. Ana dilinde yazmak, okumak, bu halkın arzusuydu. Bu A harfidir. Elifba'nın ilk harfi. Halkın en aziz, en kıymetli hesap ettiği üç güzel söz bu harfle başlıyor. Azatlık, ana, Azerbaycan. Onların aziz babalarına da öz dilinde tahsil almak imkanı veren yine de azatlıdır. Hele bu yakınlara da Azerbaycanlı uşaklar mektepte ana dilinde danıştıkları için cezalanırdılar. Bugün ise onlar ana dilinde şair bir yanın şiirini yazdılar. Thank you.
başladı. 1946. yılda Dost Türk Halkı'nın numayetleri terbize geldiler. Kürtistan'ın köyü demokrat kadini Gazi Mehmet numayetlere rehberlik edildi. Gazi Mehmet, İran-Azerbaycan ile karşılıklı yardım ve dostluk muahedenamesini bağladıktan sonra öz vatanında demokratik değişiklikler etme için Kürtistan'a kayıttı. Gazi Mehmet'in adı Kürt halkı için azatlık ve milli istiklaliyet mübarizesinin remziydi. Bu şahs Kürtistan'da hamının sevdiği ve mühterem saydığı bir simadır. Gazi ile görüş, köyü kudretli halk numayışına çevrildi. Kürtistan Harbi Kuvvet Komandiri General Namessin Han. İran-Azerbaycan hükümetinin talebini göre, merkezi İran hükümeti danışığa girmeye ve İran-Azerbaycan'ın da hayata geçirilmiş milli demokratik ıslahatı tespit etmeye mecbur oldu. Başka bir şeyler olmakla, Azerbaycan halkının numayendeleri danışığa parmak için Tehran'a yola düştü. Tebriz Teyyara Meydanı ehaliyle doluydu. Halk öz numayendelerini tentene ile yola saldı. Lakin hamı bir kadar nigaranım. Göresen yeni İran hükümetine inanmak olar mı? Bu vakte kadar Azerbaycan'a düşman olan Tehran, göresen nümayendelerle ne cevaplar edecektir? Halk çok nigaranlı. Çünkü başka pişeler olmakla ülkenin en yakışı adamları Tehran'a gider. Böyle dakikalar olur ki, halk öz nümayendelerine, öz milli hükümetine olan yakınlığını daha derinden hissedir. Böyle dakikalar olur ki, adi sözler, mukaddes bir an kimi seslenir. Pişelerinin halktan ayrılarken söylediği sözler, bahs böyle sözler. O halkın kazandığı istiklaliyet, ve azatlığı korumak için elinden geleni esirgemeyeceğini söz verir. Azerbaycan Milli Hükümeti'nin talepleri kabul edildi. 1946. yıl iyunun 12'sinde Tebriz'de muahedename imzalandı. Yeni Tebriz radyo stasyonu muahedenamenin mezmununu halka haber verdi. İran hükümeti, Azerbaycan ordusunu İran ordusunun bir hissesi kimi tasdik etti. Yeni torpak kanunu kabul edildi. Azerbaycan'a öz milli gelirinin 1/4'ünü ülkenin ihtiyaçlarına sarf etme için ihtiyar verilir. İbtidai Tebriz'in ana dilinde aparılması hukuku tasdik edildi. Nihayet, İran-Azerbaycan'ın da yeni encümenlerin teşkili kabul edildi. Halk iller uzunu eyalet valisini böyle sade ve samimi görmeyi arzulayırdı. O arzulayırdı ki, eyalet valisi halka hoş sifat göstersin, onun derdini dinlesin, çare etsin. Azerbaycan valisi Doktor Cavit, kentlilere konağa gelmiştir. Onunla her barede danışma olar. Herkes öz yüreği sözünü,
illerden beri gubarlanıp kalan derdini ona açık diyebilir. ...1946. yıl Ağustos ayının 5'inde Tebriz'də Səttarxan xiyabanında Bağırxanın abidəsi qoyuldu. Dişəbəri həmən gün mitingdə nitq söylədi. O bugün hükümet başçısı kimi deyil, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin rəhbəri kimi danışırdı. Çünki müayidənaməyə görə Azərbaycan hükümetinin ixtiyarı valiyə verilmişdir. Dişəbəri öz ateşin nitqində xalqı sayılığa dəvət edirdi. O deyirdi ki, irtica baş qaldırır, azadlığı təhdid edir. İran hükümetiyle bağlanmış muahedenameden çok geçmemiştir. Lakin kişilerinin sözlerinde heyecan ve haberdarlık hissi oldu. Demokrat Firqəsinin birinci yıl dönümü gelip çattı. 1946. yıl sentyabr ayının 12'sidir. Kişileri hemen gün halkın en yakışı oğullarını Səttarxan ordeniyle təltif etti. Bu ordenle General Kəbiri, Şair Biriyə, Çeşmazər, Cahan Şahlı, Kaviyan ve başkaları teltif olundular. Firqənin ilk dönümü büyük halk bayramına çevrildi. Küçüğe çıkan yalnız Təbrizlilər değildir. Bayramda iştirak etmek için ülkenin her tarafından gelmiş qonaqlar da var. Nümayiş ettirdi. Könüllüler tepesinden nizamı orduya çevrilmiş halk koşunları öz kudretini nümayiş ettirir. Sözlerde, mahnılarda, şuar ve tebriklerde partiye mehabbet ve sadakat izhar olunurdu. İnsana öyle gelirdi ki artık hiçbir şey halkı tehdit edebilmeyecek. Hiçbir şey ışığlı geleceği arzusunu ve bu sevinci poza bilmeyecektir. Lakin irtica artık hücuma hazırlaşır. Səttarxanın bayrağı yine de tehlikedeydi. Can güçlendiğini bilirdi. Lakin hiçkes hıyanet olacağına inanmadı. Hiçkes inanmak istemirdi ki Tehran muahedenameni haincesine pozacaktır. 1946. yıl dekabr ayında bu ülkelerde kan töküleceğine, İran ordusunun halkı kıracağına hiçkes inanmak istemirdi. Şimdi Tebriz küçelerinde şenliktir. Halkın himni tenteneyle seslenir. Lakin 1946. yıl sentyabr ayının 12'si, İran-Azerbaycan'ın halkının hayatında ahırıncı bayramıdır. Qara irtica günleri başladı. Muahidəname pozuldu, halka divan tutuldu. Diyanet ve fitnekarlık ülkeye bedem vurdu. Əziz'in simasını yine de keder ve qəm bulutları bürüdü.
Zindanlar yine de doldu. Mahpusların ahızarı ölkeni bürüdü. Yine de İran ve Azerbaycan halklarının saadeti için çarpışan kahramanlar zindanlara atıldı. Meclisin sədri Şəbistəri ve eyalet valisi Doktor Cavid həbsə salındılar. Məhəmməd Agahını hatırlayırsınız. Bu adamın vücudunda ne kadar enerji ve kuvvet vardı. O artık yoktur. O güllenenmiştir. General Kebiri asıldı. Prokuror İbrahim Firudun öldürüldü. O ölümü kahramanlıkla kabul etti. Düşmanlar onu astılar. Möhterem ve fəziliyyət sahibi Qazi Məmməd artık yoktur. O zamin götürüldü ve tara çekildi. Kürdistan koşunlarının başçısı General Məmmədhüseyn xan məhv edildi. Onu da astılar. Ateşin natiq ve güzel insan azad vətən de asıldı. Ve bir çox başkaları da asıldı. Öldürüldü. Məhv edildi. Həyanət ve fitnə aləmi bürüyür. Xalqın yurduna, yuvasına od vurulub yandırılır. Her yerde ölüm, her yerde qan. Bunların hamısı Araz'ın ot ayında, İran-Azerbaycan'ında baş vermiş. Ve indi de devam etmektedir. Yeah.